Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu olsun daha iyi. Yeter artık o. Nasıl, biraz ekonomi değişin. Ekonomi nasıl abla? Her istediğini alabiliyor musun? İyi. Şeyde evet. Güzeliz yani ama. Tayyip Erdoğan iyi. Abi Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? İyi adam. Ne iş yapıyorsun abi sen böyle? Dilencilik. Dilencilik yapıyorsun. Neden Erdoğan diyorsun? Neden Erdoğan abi mesela? Senin refahı kavuşturacak mı? Kavuşturacak tabii. 20 yıldır kavuşturamadı mı? Kavuşturamadı. Hala umutlusun. Neyinden umutlusun daha çok abi? Vallahi ne bileyim ki. Daha ne olsun abi, dilencilik yapıyorsun. Daha altı yok. Dilencilik iyi. Dilencilik iyi bir iş, meslek diyorsun. Vergi veriyor musun abi? Hiç vermiyorum. Hiç vermiyorsun. Vergi yokmuş. Sen yanlış kişiye soruyorsun. Teşekkür ederim. Sorayım abi. Yanlış kişiye soruyorsun. İşte bundan 10 sene önce Aysun Kayıcı'yı yargıladık. Böyle benim oyumu bilir. Oyumu da kabul etmiyorum böyle insanlar için. Hakkımı da helal etmiyorum. Tamam kardeşim. Bunu da yayınlayın. Duysunlar. Peki nasıl düzelecek abi cennet vatan? Düzelmez. Hiçbir düzelmez. Böyle kafalar olduğu müddetçe düzelmez. Siz dünya kadar yayın yapın. Dünya kadar ne yaparsanız yapın ama böyle kafalar için düzelmez. Bu böyle devam eder. Dilenmek, bunların hakkı dilenmekse ben geçen gün şurada tuttum bir tane kadına. Dedim ki gel dedim oradan onaktan şey alayım dedim. Ekmek alayım sana. Karnını doyurayım dedim. Bana ne dedi bilirsin? Benim de karnını doyurmaya ihtiyacım yok dedi. Bak ben asgari ücretle çalışan bir vatandaşım. Ve emeklilik dilekçemi de verdim. 8,5 lirayla maaş alacağım. Ve 32 sene verdim bu ülkeye. Bunu da yayınlasınlar. Bu ülke 32 sene emek vermiş bir evet, insan. Evet. 93'ten beri çalışıyorum. 92'den beri çalışıyorum ben. Ve ama gene de düzelmez kardeşim. Böyle kafalar olduğu için. Bunlar böyle gıcık gıcık olsun diye böyle cevap veriyorlar. Veya insanların hakkını sömürüyorlar. Siz bunu yayınlayacaksınız mı kardeşim? Yayınlayın, duysunlar. Biz vatandaş olarak bunları size söylüyorum. Ve bunlar olmadı, hiç bitmez. Çok fazla problem var valla. Neden abla bu hallerde bu cennet vatan? Bu cennet vatanımızı ben şimdi İstanbul'a gelen depremzede kardeşimi gezdirmeye geldim. Geçmiş olsun, İstanbul'umuzun güzel yerlerini, Dolmabahçe Sarayı'nın oraları falan gezdirdim. Yüce Atatürk'ümüzün gezdiği yerleri, fotoğrafları falan gösterdim. Ondan sonra baktım bu cennet vatanımızda hep turistler her yere girip çıkıyorlar, geziyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Biz bir çay kahve bile içemiyoruz. Ekonomi berbat. Nasıl geçelim? Ben asgari ücretle çalışan bir insanım. Bu depremzede kardeşim de Maraş Elbistan'dan geldi. Köyde hayvancılık yapıyordu. Yani ülkemizin ekonomisi berbat durumda. Yerlerde gençlerin psikolojisi bozuk. Gelecek düşünemiyorlar. Gelecek gençlerimiz olarak. Ben hep bakıyorum kamuoyu yoklaması, bütün gençleri dinliyorum. Üniversite öğrencisinden tut, lise son sınıftakileri onlar dahil. Ondan sonra üniversite öğrencileri diyorlar ki biz okulu bitirsek bile iş sahamız yok. Evlensek biz evlenecek arkadaş bulsak bile evlenecek paramız yok. Ev dizecek paramız yok. Ekonomi berbat. Yani gençler aşırı derecede ümitsiz, vasat durumda. Yani buna bir çözüm ne zaman bulunacak bilmiyorum yani ben. Ben de bir anne olarak, bir ebeveyn olarak ve toplumunu, vatanını, milletini seven bir kişilik olarak yani hiç iyi durumda değiliz yani. Ben bunları düşündüğüm zaman, ekonomiyi düşündüğüm zaman, vatanı, milleti, toprağı düşündüğüm zaman benim de psikolojim alt üst oluyor yani. Asla bir adım yukarı çıkamıyoruz. Hep merdiven aşağı, hep merdiven aşağı. Yeter artık, yorulduk, bıktık. Bir vatanı, milleti seven, ondan sonra toplumun en aşağısından en yukarısına kadar düşünen birileri gelsin, bizi kurtarsın yani. Birileri gelsin, bizi kurtarsın. Altılı masa diyorlar, altılı masada da birlik yok. Çıksın birisi adam gibi, bizi kurtarsın, yeter artık. Yorulduk halk olarak, bıktık. Daha ne diyeyim, başka da bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Problem var mı? Ekonomi her yerde kötü. Onu bir Avrupa'dan şey yapalım. Mı geldik? Avrupa'dan geldik ama ilk ülkede de yaşadığımız için biz ortalığı biliyoruz. Sonuna kadar da Recep Tayyip Erdoğan elimizden geleni de yapacağız. Onu yine kaç buraya aldınız elindeki iPhone'u? Elimizdeki iPhone'u karıştırmayın. Kaç konu aldın? Alım gücü devlet burada. Meselesi. Bizim nasıl devlet meselesi. iPhone şu kadar para olmuş, şu bu kadar para olmuş. Umurumuzda. Devleti çok seviyorsak neden Avrupa'ya gidiyoruz?
Vatanımız. Niye vatanı bırakıp Avrupa'ya gidiyorsunuz? Yok, vatanı bırakıp neden? Bir soru sorayım. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Sen niye yaşamıyorsun? Vatanı çok seviyorsan neden gidiyorsun? İstesem ben de Avrupa'ya giderim. İstesem giderim. Şartlarım var ama ben burada yaşıyorum. Gelin. Ama vatanımı terk etmiyorum. Siz niye Avrupa'da yaşıyorsunuz? Gelip burada başka şeyler söylüyor. Burada yaşayın, sizi göreyim o zaman. Ya şu CHP 8.000 lirayla yaşa, ben seni göreyim. Göreceğiz. CHP'yi boş ver. Tamam, çok kötü diyorsunuz ya. Başınıza çok kötü. Gel, biz bunu yaşıyoruz. Sıkıntı yok abi. Sonra daha gidersin. Hani siz orada Avrupa'da benim başına, seni o zaman göreceğim Benim akrabalarım %90 Avrupa'da yaşıyor. Biliyorum nasıl yaşadıklarını. Bana hikaye anlatmayın. Gelin de bakın. Evet. Aynen, çok İngiltere'de güzel. Benim 100 tane... Ekonomiyi soruyorum abi. Nasıl problemleriniz var mı? Geçinebiliyor muyuz? Abi başımızdaki, şimdi kesmeyecekseniz. Kesmeyeceğim abi, söz. Hırsa ne diyeyim? 418 milyar dolar kayıp. Bu para nerede? Vatandaşın parası. Nerede bu para? Şimdi depremden para topluyorlar. Doğru mu? Bu paralar nereye gidecek? He? Bütçe. Ne bütçesi abi ya? Çalacaklar. Vallahi ben söyleyeceğim... Nasıl düzeleceğiz abi peki? Bu cennet vatan nasıl düzelir? Abi vallahi bence Ali Babacan. Ali Babacan gelirse bu ülke düzelir. Tecrübesi var diyorsun. Yani adam kafalı adam abi. Kafalı adam. Her türlü şeyi biliyor. Yapar yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Problemler var mı? Ekonomi çok güzel. Sıkıntı yok diyorsun. Hayır, kesinlikle sıkıntı yok. Kim oy vereceğiz 14 Mayıs'ta? Sandıkları patlatacak mıyız? Vardır. Sandık patlar mı çatlar mı bilmem ama yani. Bir bu değişim şart mı sence abi? Değişim şart. Var mı aklında Cumhurbaşkanı adı olarak görebileceğin bir isim? Var tabii ki, olmaz olur mu? Kim abi, merak ettik. Birinci adayım Mansur Yavaşoğlu'dur. İkinci adayım da Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Yani bu ülkenin iyiye gitmesi için değişim şart zaten. Değişim olmazsa eğitim yok, sağlık bir kez daha öyle, tarım. Sığınmacı politikası nasıl abi? Vatandaş belirlenen süre... Sığınmacı politikası çok iyi. Yani biz böyle bulduğumuzu getirdik, tuttuğumuzu getirdik. Sınırlar delik deşik. Bu nereye varır bilmiyorum. Ev kiraları olmuş 8-10 bin lira. Yani bu sığınmacılara bu kadar ne kadar bakabilecek daha bu ülke, ben anlamıyorum yani. Vatandaşlık verildi abi bazıları. Vatandaşlık verilmesi, onların vatandaşlık verilmesiyle bunların hepsi düzelecek mi sanıyorsunuz? Hadi verildi vatandaşlık, ne olacak ondan sonra? Hayır, bu insanların yani oradaki ortam düzelmeden bunlara ne gönderebilirsiniz? Ne de bunların karnını doyurabilirsiniz. Sen kendi vatandaşının karnını doyuramıyorsun ki zaten. Ben emekliyim. 57 yaşındayım. Halen çalışıyorum. Niye? Yetmiyor. 5500 lira emekli maaş alıyorum. Musa abi, ay ortası nasıl getirebiliyorum? Bırak ay sonu. Ay ortası mı? Ayın 10'u deyince 5500 lira bitiyor zaten yani. Bir markete gidiyorsun, markette. Ben daha önce bir arabayı doldururdum 300-500 liraya. Şu anda bir arabayı doldurduğun zaman 3000 liradan aşağı çıkamazsın o marketten, o aldığım ürünleri. Şu anda bu ülkenin bu düzelmesi için yeni bir seçim olması şart zaten yani. Allah bir deprem verdi. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Amin abi. Fakat yani orada bile sıkıntı içerisinde yaşıyoruz. Orada da çadır yok deniyor. Hiç kimse hep soğukta diyor. Geç gidildiğini söyleniyor. Biz oralara gitmedik, görmedik ama yani televizyonda izlediğimiz kadarıyla bu kadar bu sıkıntının içerisinde bu ülkenin ne kadar düzeleceğini ben de anlayamıyorum. Bu kadar sıkıntı, bu kadar borç. Öğrencilerin Türkiye'yi terk edip yurt dışına gitmeye istiyorlar. Hayır, bu öğrencilerin yurt dışına gittikten sonra bu ülkeyi kim kurtaracak ki? Sığınmacılara mı bırakacaklar? Ben söyleyeceğim bu kadar. Ne?